Merhaba. 16 Ekim 2021 gündüz yarışlarında Ascot'ta, sponsorluğunu Kupiko'nun yaptığı 6 tane koşu var. Muazzam ikramiyeler var arkadaşlar. 6 koşuluk programda, yani hepsi bunların grup koşuları, öyle söyleyeyim. Birinci koşudan itibaren de altılı gayan başlıyor. Tek bir altılı gayan var Ascot'ta. Bu görmüş olduğunuz Ascot'un orijinal hipodromu aynı zamanda. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. 6 tane koşuyu değerlendirdik şimdi. The British Champion Long Distance Cup diye geçiyor. 3200 metrelik bir koşu bu. Ve birinciye de 283.550 sterlin, yani İngiliz sterlini, ikramiye var. Yani ikinci, üçüncü, dördüncüye baktığınız zaman hafta içinde görmüş olduğumuz o 2000-3000 sterlinlik koşuların yanında nasıl kalitede safkanların yer aldığını anlayabiliriz rahatlıkla. 12 tane safkan koşuyor burada bu grup 2 koşusunda. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler bir araya geliyor. Burada 9 numaralı Truss Hunt, zaten hepimizin bildiği bir safkan bu. 120 handikap puanıyla da hemen gözümüze zaten burada batıyor. İkinci konumda 8 numaralı Stradivarius Lanfranco Dettori ile burada. Yani 9 ve 8 arkadaşlar. Normal şartlar altında küçük kuponlar için yeterli. Ancak bir tık daha büyütürseniz eğer 3 numaralı Hamish Tom Morcant'la ve 12 numaralı The Mediterranean Ryan Moore'la kuponlarda olması gereken diğer ikili. Yani 9 ve 8 öncelik, 3 ve 12 daha sonra geliyor. Sürpriz konumuna sokarsanız bunları 4'ünde düşürürseniz, ki biraz zor ama yine de biz 11 numaralı Taşkan Ben Robinson'la, işte 5 numaralı Morando Sylvester de Souza, 4 numaralı Master of Reality James Doyle, 2 numaralı Berkshire Rocco Jason Watson'la ve 7 numaralı Roberto Escobar William Buick'le burada tabii ki devreye girerler arkadaşlar. Yani öncelikle 9 ve 8 diyoruz. Sonra 3 ve 12 diyoruz. Akabinde de 11, 5, 4, 2 ve 7 diyoruz arkadaşlar. Bu zor koşuda gerçekten ilk ayaktan yatmamak için. Evet, şimdi grup 1 koşusu The British Championship Sprint Stakes diye geçiyor. Grup 1 koşusu bu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Bu uzun metrajlı koşudan sonra kısa metrajlı bir koşu var. 1200 metre 20 at katılıyor burada. Burada 9 numaralı Creative Force William Buick ile çok şanslı bizim gördüğümüz kadarıyla burada bu piste yatkınlığı olsun. Godolphin ekürlerinin mutlaka bugünkü kazanma isteyecekleri bir yarış bu. Üzerine William Buick biniyor. Tartışmasız ilk atımız bizim bu. Hani alternatif banko olur mu? 20 tane at içerisinde 5. kulvardan çıkıyor. Hani var ihtimal var arkadaşlar, kısa mesafe öne attığı anda kendini var. Bunun arkasından kimler geliyor? 4 tane daha at vermemiz lazım mutlaka. Değerlendirin. 13 numaralı Ruhan arkadaşlar Ryan Moore'la. Bu safkan arka arka 3 tane binicilikten sonra küçük yarışlara çıktı ve pek bir şey yapamadı, ya da bilmiyorum, ya da bu atı taze tuttular, bu yarışlara hazırlıyorlar, bilemiyoruz. 10 numaralı Dragon Symbol Ozymandias ile tartışmasız kuponlarda olması gereken bir safkan. Eğer 9'u tek atmazsanız. 11 numaralı Minzal Jim Crow ile, o da aynı şekilde bu sene bir tane yarış gördü. Shotwell'in, Shotwell Estate, biliyorsunuz Hamdan El Maktum'un rahmetinin sahip olduğu bu El Maktum şehrinin abisi oluyor zannedersem, vefat etti. Onun sahip olduğu firma Minzal. Arkadaşlar önemli bir safkan. Mutlak düzeyde ilk 4'e gireceğini düşünüyoruz bu safkanın. Ve 8 numaralı Kinross Lanfranco Dettori ile zaten kaliteli bir safkan bu. Bilinen kalitesi üzerine de bu Kingman yavrusunun Lanfranco Dettori gibi çok etkili bir jokey biniyor arkadaşlar. 9 diyoruz, 13, 10, 11 ve 8 diyoruz arkadaşlar. Bu 20 tane safkan içerisinde bizim tavsiyemiz bunlar. Üçüncü koşu bu demek ki, üçüncü ayak. The British Champion Phyllis and Mares Stakes diye geçiyor. Grup 1 koşusu yine. Birinci 283.550 sterlin ikramiye
Gördüğünüz gibi gayet tatminkar ikramiyeler var. 2400 metreye çıkacaklar. Uzun bir koşu. Arkadaşlar burada bu özel bir safkan. Raimur'un bunu bırakacağını düşünmüyoruz. Yapmış olduğu ikincilik ve altıncılıklar baz değil. Böyle bir grupta 8 numaralı Snowfall biz bank olarak öneriyoruz size. Rakibi 1 numaralı Alba Flora, Rosa Ryan'la düşünün artık rakibi bu. O yüzden burada 8 numaralı Snowfall'un bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir farklı isme yer vereceğimizi düşünmüyoruz. Evet, 8 banko. Dördüncü koşu diz Queen Elizabeth, ikinci Queen Elizabeth, yani ikinci Elizabeth koşusu. Şimdi bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hatırlarsınız sabahleyin Crunch'de de yine ikinci Elizabeth, Queen Elizabeth koşusu vardı. Burada da var. Demek ki bugün bu Queen Elizabeth ile ilgili bir durum var. Bilemiyorum. Herhalde var yani. Queen Elizabeth'in zaten dünyanın kadim liderlerinden bir tanesi olduğu biliniyor. Queen Elizabeth bir türlü ölmüyor. Yaşıyor kadın. Allah daha ömür versin. Evet. Açık grup 1, 3 ve yukarı İngilizler 1600 için başlığımız var burada. Arkadaşlar burada tam 5 tane safkan var ama öncelikle şunu söyleyeyim size. 4 numaralı Palace Pierre Lanfranco de Torre ile burada bu Şehamdan Bin Maktum falan bu önemli bir safkan. Sahipleri de bir evvelki ayakta da Kingman yavrusuydu bizim bankomuz hatırlarsanız burada. Özür dilerim. Diğer tarafta Kingman var. Neyse. Burada Palace Pierre 4 numaralı bank alternatif bankomuz. Onu öncelikle söyleyeyim. Bankoyu beğenmeyenler bir evvelki ayakta 8 numaralı tek demiştik hatırlarsanız burada. 6 numaralı Buy It Jim Crowley ile 8 numaralı Master of the Seas ve Bent Ball Ekürler. 10 numaralı Mother Earth Ryan Moore'la ve 2 numaralı Lord Glitters Daniel Tudop'la arkadaşlar. Eğer 4'ü düşürürseniz 6, 8, 10 ve 2'yi de ilave etmeniz gerekecek buraya tabii ki. Evet şimdi 5. koşudayız arkadaşlar. Champion Stakes'e geçiyor. Yani normal olmayan bir ikramiye var burada. Bu yani öncelikle şu ikramiyenin yazılışı herhalde yanlış diye düşünüyorum ben. Evet yanlış yazılmış bu. 714.546 olacak şurası arkadaşlar. Herhalde farklı yazılmış. 714 olacak. Şurada 7 olacak arkadaşlar. Yani böyle 14 milyon falan değil. 714.546 arkadaşlar. Şurası yanlış yazılmış. Şu rakamlar yanlış. Ama ikramiye 714.546 yani gerçekten inanılmaz bir ikramiye bu. Evet. Burada bu şampiyon stakes'te 5. koşuda 2 numaralı Alasi bizim ilk favori atımız. Tabii ki burada 1 numaralı Adiyip El Maktum'un Tom Marquand'la ikinci adımız 6 numara Bolshoi Ballet Ryan Moore'la 3. adımız 9 numaralı Max Sweeney KJ Manning'le özel geldi İrlanda'dan arkadaşlar dikkat. Ve 7 numaralı Dwight Hunter James Doyle'la arkadaşlar burası 2 1 6 9 7 diyoruz buraya. Bu ayakta bakalım bu yani 2 ve 1'in iki tane Arap firması gördüğünüz gibi yani sahipleri firma diyoruz sahipleri bunların. Godolphin buraya tabii dahil olmak isteyecekti. 5 numarayı biz vermedik. Dileyenler yazabilir. Ben pek bir şeyini görmüyorum ama yazıp 127 handicap puanıyla gelir mi? Gelir arkadaşlar. William Buick almak isteyecektir tabii burayı. Evet 2, 1 ve 5 yazalım. 6, 9 ve 7 diyelim arkadaşlar. Ama ben yani bu 2, 1 ve 5'ten ziyade 6, 9 ve 7 gibi burada farklı bir safkanın bakın William Hagas zaten buraya da dalmış şu Dubai Hunter'a. Yani bu Dubai Hunter arkadaşlar çok muazzam bir safkan. Geçer bunları onu da söyleyeyim size. Geçer 3 yaş saatte. Dikkat edin arkadaşlar. Çok da bu favorileri bu ayakta güvenmeyin. Evet 2-1-5 dedik 6-9-7 dedik. 6 tane at verdik orada.
Son ayaktayız. 6. koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metre. Çimpis'e çıkacaklar. 20 tane safkan var. Arkadaşlar burada 20 numaralı Sunray Major Lanfranco Dettori ile normalde alması lazım. Alternatif Banco da düşünebilirsiniz ama arkadan 1 numaralı Sir Basker Oisenmorf ile, 10 numaralı Nugget Ryan Moore ile, 12 numaralı Matthew Flinders William Buick ile, 15 numaralı King Leonidas James Doyle ile ve 2 numaralı Oh This Is Us Rosa Ryan ile da yarışa iştirak edebilirler. 20 başta olmak üzere 1, 10, 12, 15 ve 2 diyoruz. Evet arkadaşlar, Ascot'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Günüz programında çok ilginç, kaliteli koşular bizi bekliyor. Gerçekten ben de seyretmek istiyorum bu kaliteli safkanların nasıl mücadele edecekler. Evet, iyi bir cumartesi günü geçirmesiyle biliyorsunuz diğer videolarımızda Kranji, olsun, Kiniland, İzmir, Ankara hepsi yayında. Bunları da videolarımızı seyredebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.